Yarın çalışma başlayabilir mi? Böyle bilgileri veririm. Yok yok. Yarın çalışma başlayabilir mi? Yarın zaman. Mesela karşı taraftan nasıl girecektirler? Ender Bey'i aldık, genel müdür. Götürdük. Hangi yoldan gelecek? Bunu da isterseniz izah ettiririm arkadaşlar. Yok ben şunu... Ne, ben şunu söylüyorum. Niyetimle, yüreğimle, vicdanımla, Halil Postbüyükolar diyorum. En ufak bir sıkıntı yok. Çünkü ben bana oynayacak orada. Belediyeyle alakalı bir sıkıntımız kalmadı. Hiçbir sıkıntı yok. Biz tüm evrakları vermiş. Sıkıntı yok. Öğrende ne olur? Veriyorum. Öğrende... görecekleri değil. Hisse payları birbirlerine katmalı olduğu için mesela Anahtı Geçin'in doğalgaz yan tarafında bir tane bina var. Onun yan tarafında bina var. O yerler ona aittir. Arkadaki binaya vermek istemez. Aralarına durup çıkamıyor. O benim için değil ya. Bunun da şey sağlanır. Yani belediyeyle alakalı. Belediyeyle alakalı. Zaten bir şey yoktu. Ama sayenizde sağ olun. Siz sayenizde tepese etmeyi göze aldım dedim. Tamam. Masraf yap dedi yani. Kabul edilmezse. Bütün kadastro yollarında imar yolu gibi kullandım. Belediyemiz kararı aldı. Ve şu anda belediyenin yapacağı en ufak bir şey yok. Alo desinler. Biz... Bak kandili başladı. Anamız ağlıyor. Baldan şikayetler görüyor. Asfalt yapıyoruz çünkü. Asfalt parçaları da. Müjdeme değil asfalt parçaları. Biz bu 10 yıllık yetki verirken bu arada hani Örene'de doğalgaz olsun dediğimizde işte bir yapılacak diye bir mücadele vardı. Ender Bey'le ben telefonla görüştüğümde ya Zafer Bey dedi siz bura imarı geçmedikten sonra biz sallarız bu işleri. Yani söylediği kelimeyi söylüyordu. Yani, bakın bu sana... şey olarak söylemiyorum. Tamam. Yani sevgili kardeşim, başkanım. Vatandaşın ya, iş çözülsün. Ya istersen Ender'in yanına veya Ender'i çağırayım konuşalım beraber. Tamam yani bu onlar... işi... hükümetten çekindikleri için her türlü numaraya herkes yapıyor. Hükümetten şimdi herkes korkuda bir şey değil mi? Ama ben söylüyorum. Ender'i krala gelsin. Ondan konu. Beraber senle beraber. Şunu beraber konuşalım. Ben belediyenin hiçbir sorumluluğu yok. Hükümet ben Kandilli'ye iktidar yapılmadan başladı. Benim yollarımı daha çekiyorlar ya. Ben Allah razı olsun. Kandilli'ye gitmesinden çok memnunum. Yanlışım olsun. Bildiğim gayet değil ama ben yani burada eğer ki yani birileri bu bizim tarafımız olur, burası olur, burası olur. Ben vatandaşın işinin çözülmesi noktasındayım. O zaman, yani net bize neden diyorsun? O zaman diyorum. Ben bunu bak, bir şey diyorum. Ya evet ki temsilden eri de aldım. Belediye meclis sistemi seriyle temsilden. Belediyenin hiçbir sorumluluğu yok dediğim ben diyorum. Tamam. Yapmıyorlar. Halil Bozkır'ı seçimlerde mağlup etmek için sen de diyorsun Allah razı olsun. Halil Bozkır yapmıyor ne yapar ben diyorum. Hep öyle kandır vermiyorum. Bak komutanım da kandır bulmuş. Yok ben... Bak beni bu şey için orada öne kandır. 2 kilometrelik mesafe çok mu ya? Kandıya kadar yapıyor buzlar. 2 kilometre çimenciler ediyor. Başkanım, benim söylediğim, Ender Bey'in söylediği, iyi var. Ya Ender Bey iyi var, yok. Ender Bey... sallarız dedi. Bakın bunu ben bir soru var arkadaşlar. Ondan beraber konuşalım senden. Tamam bunu herkesin önünde. Ama siz biz şey olarak söylemedim. Şahsına söylüyorum sen. Bize güzel aradınız başkanımızın aynı zamanda. Beyninizi yıkıyorlar. Hala da bunu çözemedik. Onun için bize zaten geriye gidiyor. Ben açıkça söylüyorum. Biz Ereğli Belediyesi olarak en ufak bir şeyimiz yok. Bütün mesele hükümet alo diyecek. Alo desin yeter. Emeği kimin varsa teşekkür ederiz. Yeter ki vatandaşın işi çözülür.